Merhabalar. Bir Ramazan Bereketi programı ile yine birlikteyiz. TV 52 ekranlarından evlerinize konuk oluyoruz. Sizler de programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Ramazan Bereketi'nden hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, her türlü izzet ve ikramı, affı, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Efendim biz bugün Ramazan bereketinde iftara kadar olan süreyi yine saygıdeğer il müftümüz Sayın Mürsel Öztürk hocamızla değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz bütün kardeşlerimize. Son 10 gününe girdik. Evet hocam. Yani hatta son bir haftadayız hocam. Son bir haftadayız. Sonu cehennemden azat diye sevgili Peygamberimizin müjdelediği o mevsime girdik şu anda. İnşallah rahmete garg olmuşuzdur, bağışlanmışızdır. Ve son şu günlerde de cehennemden azat olma beraatını elimize alarak Kadir Gecesi'ne ulaşırız. Ve bayram sevincini paylaşırız inşallah. İnşallah. Kıymetli hocam ben de hem ekranlar aracılığıyla bizleri izleyen bütün izleyicilerimiz adına bu işten duanızı içtenlikle amin diyorum. Efendim biz bugün müminler için aslında gönüllere şifa, hayat nizamı, Allah Resulü'nün en büyük mucizesi ve asırlara meydan okuyan, kıyamete kadar bir harfi bile değiştirilemeyeceği Cenab-ı Hak tarafından garanti edilen kitabım, Kerim'imiz, Kur'an-ı Kerim'i konuşacağız. Ramazan evet. Ve Kur'an dedi, Kur'an'ın mucizesini konuşacağız. Kıymet hocam, Kur'an-ı Kerim'in kaynağına geçmeden önce Kur'an'ın anlamı ne demek, nedir ve evet. Mahiyeti nedir diye evet. Sorsam neler söylersiniz hocam? Yani Kur'an deyince hepimizin aklında canlanan şey Yüce Allah'ın son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail vasıtasıyla Arapça olarak indirdiği Allah'ın mesajı. Evet. Allah'ın mesajı öyle diyelim. Çünkü peygamberlerin bir ismi Arapçada Resul. Resul elçi demek. Yani Allah'tan aldığını ümmete bildiren bir elçi peygamber. Bizden biri gibi yani tıpkı insan diğer mesela Yahudilerin ve Hristiyanların peygamberlerine atfettikleri uluhiyeti reddediyor İslam. Bizden birisi ve Allah'tan aldığı efendim mesajları Kur'an ki Kur'an-ı Kerim'i Kur'an ifadesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor zaten. Evet. Bizzat Cenab-ı Hak kendisini Kur'an ifadesini kullanmış Kur'an-ı Kerim'le ilgili. Ve yaklaşık Peygamberimize 23 senede nazil olmuş. Mekke dönemi var, Medine Peyder dönemi Peyder. Var değil mi? Peyderpey nazil oluyor. Bazı hadiseler karşısında nazil oluyor. 114 sureden oluşan ve ilk suresi Fatiha, son suresi Nas diye bildiğimiz Kitab-ı Kerim'in adıdır Kur'an. Okuma anlamına geliyor. Başka isimleri de var. Ümmül Kitap, Ümmül Furkan, Furkan vesaire. Yani Kur'an-ı Kerim'in farklı farklı isimleri var. Bunlar hepsi de müjdeleyici mahiyette isimleri. Yani Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da verdiği, Kur'an'la verdiği Kur'an-ı Kerim'deki isimler biz de o şekilde anlıyoruz ama Kur'an-ı Kerim'in en büyük özelliği Arapça olmasıdır. Yani orijinal metni Kur'an-ı Kerim'in Arapçadır. Dolayısıyla Kur'an'ın Arabiyyen diye Cenab-ı Hak bahsediyor. Diğer Kur'an'ın tercümesidir, tefsirleridir. Hepsi bu Arapça metnin üzerinden yapılıyor. Her dönem için farklı bir versiyon ortaya çıkabilir. Farklı bir efendim keşif ortaya çıkabilir ama ana metin asla değişmeyecek. Yani Kur'an-ı Kerim'in tercümesinden biz farklı farklı manalar çıkaramayız ama Kur'an-ı Kerim'in Arapça metninden çok farklı manalar çıkarabiliriz. Kur'an-ı Kerim'in ahkamının kıyamete kadar baki olduğunu biz biliyoruz. Son kitap. Ama kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'in anlaşılacak olan nice ayetleri, nice efendim sureleri olacak mutlaka. Bugün biz anladığımız, dün anlaşılamayan ama hala var olan. Fakat işte emirler ve yasaklar sadedinde Müslümanlar emirlere uyduğu için bundan faydalanmaları, yasaklardan kaçındıkları için de zarardan korunmaları şeklinde devam ediyor bu. Ama Kur'an-ı Kerim'in bütün ahkamının tam olarak biz şu anda hepsini anlıyoruz dememiz mümkün değil. Anladıklarımızı biz zaten uyguluyoruz. Biz hepimiz de bunun tamamını şu ana kadar anlamış olduğumuzu iddia etme Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar mucizesinin devam edecek olmasına da saygısızlık evet. Olur değil mi hocam? Öyle olur. Tabii ki hem öyle olur hem de şöyle yani biz zaten kendi ihtiyacımıza göre olanı Kur'an-ı Kerim'den alıyoruz. Kendi insanın, dar çerçevemizde. Tabii insanın ilmi inkişaf ilim inkişaf ettikçe, insanın aklı geliştikçe, bilim geliştikçe, tecrübe geliştikçe Kur'an-ı Kerim'den de istifade edeceği çok şeyler olacak.
Ama biz şimdi mesela basit bir örnek vereyim. Peygamberimiz döneminde sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da içki yasağı geldiği zaman sadece insanlar içkinin aklı giderdiğini biliyordu. Yani akıl baştan gidiyordu. Onun dışındaki başka bir zararını içkinin bilmiyordu. Ama biz şimdi sadece akıl mı gideriyor içki? Hayır, biz çok şeyini biliyoruz şimdi. Alkollü maddelerin ağızdan alınarak vücuda alınmasının insana getirdiği efendim birçok zararları şimdi biliyoruz. Ya vücudu bu, iflas ettirdiğini evet, biliyoruz. Evet, biliyoruz. Aslında. Ama şimdi biz hatta belki ileride daha çok şeyi de bileceğiz. Ama işte bunun gibi Kur'an-ı Kerim insanoğlunun aklı geliştikçe, inkişaf ettikçe Kur'an da onun aklını aydınlattığı müddetçe, çünkü Kur'an bizde aynı zamanda Müslüman'ın aklını aydınlatır. Müslüman'ın Müslüman'a bir aydınlık kapı açar. Kur'an'la Müslüman aydınlanır. Bu ifadeyi biz kullanırız. Müslüman Kur'an'la aydınlanır. Kur'an Müslüman'ı aydınlatır. Oradan baktığı zaman çok farklı farklı kapılar efendim Müslüman'ın önünde olacak. Hatta şöyle de diyebiliriz. Yani malum bir eşya aldığımız zaman çarşıdan, pazardan o eşyanın, o makinenin hemen yanında onun da alakalı bir de tarifesini alırız. Yani der ki bu makineyi şöyle şöyle kullanacağınız zaman bir kitapçık vardır mutlaka. O kitapçıkta o aleti nasıl verimli kullanacağımızla alakalı bir takım tarifler de vardır. Onu evet. O şekilde kullandığımız zaman çok verim alırız. Yoksa deneme yanılmayla başlarsak makinenin yanlış yerine bastığımız zaman makine bozulabilir. Şimdi aslında biraz teşbih farklı ama makineyle insana benzetmiş olduk. Cenab-ı Hak insan da makineden çok farklı bir varlık. Makineleri icat eden bir varlık. Yani o dediğimiz şeyleri de bulan bir varlık insanoğlu. Böyle bir çalışması var. Farklı, Cenab-ı Hak farklı yaratmış. Bu yarattığı Cenab-ı Hak varlığı Hazreti Adem'le beraber 10 sayfalık bir ona bir tarife de veriyor tabiri caizse. Diyor ki ey Adem, sen Adem, Havva ve çocukları var. Fazla bir kalabalık bir şey yok. İlk planda değil mi? Yani evet. Adem Aleyhisselam'ı düşünürsek. İnsanlığın başlangıcını İnsanın başlangıcında da. Yeryüzü onlara amade kılınmış. Ama bir aile. Fakat bu ailenin bile yeryüzünde nasıl davranacağını, nasıl verimli olacağını da Cenab-ı Hak 10 sayfelik bir kitapla sayfa diyoruz onlara. Adem Aleyhisselam'a bildirmiş. Bizim inancımıza göre Adem Aleyhisselam hem ilk peygamberdir hem ilk insandır. Havva annemiz de hakeza. Evet. İlk insandır. Dolayısıyla yani Kur'an da Hazreti Adem'den başlayıp son kitap Kur'an'a kadar Cenab-ı Hak insanların yeryüzünde adaletli, yeryüzünü imar etme noktasında, yeryüzünde iyi geçirme noktasında ne yapacaklarını da peygamberler vasıtasıyla bildirmiş. Peygamberler aynı zamanda hem birçok sanatın da önderleridir. Birçok sanatın. İdris aslında, Aleyhisselam değil mi hocam? Birçok peygamber kendi meslekleriyle öne çıkmış insanlar tabii, toplumda. Tabii aynı zamanda öyledir. İdris Aleyhisselam mesela terzi mesleği. İşte Nuh Aleyhisselam gemi yapıcılığı, işte demir vesaire. Yani bununla alakalı aynı zamanda peygamberler hem medeniyetin öncüleridir. Ama en büyük özellikleri peygamberlerin ahlaki öncüleri olmalarıdır. Bu çok önemli. Yani hepsinin aynı zamanda bir ahlaki güzellik de taşımalarıdır. Peygamberlerin en büyük, ki bizim peygamberimizin de en büyük özelliği insanları ahlaki yönden, yani insanların kendi arasındaki münasebetlerini nasıl ayarlayacağı, nasıl olacağı konusunda peygamberimizin en büyük örnekliği, peygamberlerin en büyük örnekliği vardı. İşte bunların hepsi gönderilen kitaplarda var. Son kitap Kur'an-ı Kerim'de var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı yaşayarak aynı zamanda hem bu Kur'an-ı Kerim'in pratikte yaşanabilir olduğunu bize gösteriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hem de ümmetine örnek oluyor. Bu çok önemli. Yani önünüzde bir örnek yoksa, yaşanır bir şey yoksa, bir tecrübe edilmemişse yanılma yöntemiyle onu bulmak gerekiyor. O biraz çok fazla vakit alır. Mesela örnek veriyorum. Yani yer çekimi kuvvetini bir insan 100 metre yukarıdan kendisini yere atarak denediği zaman paramparça olur. Evet. Yani paramparça olur. Şimdi işte Kur'an-ı Kerim bize aslında deneme yanılma yöntemlerini denemeden insanoğlu nasıl mutlu olacağının formüllerini bize Kur'an-ı Kerim veriyor. Bütün peygamberler de öyle veriyor. Her peygamber kendi döneminde bu formülleri vermiştir insanoğluna. İnsanoğlu bunları zamanla kaybetmiş. Sonra Cenab-ı Hak işte her ümmete bir peygamber gönderdiğinden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Son peygamber de bizim peygamberimiz. Ve bu hayatın nasıl yaşanacağı, nasıl yönetileceği,
dünya ve ahiretin nasıl olacağı, insan dünya ve ahirette nasıl mutlu olacağını aynı zamanda peygamberler bize vahiy yoluyla, bu kitap yoluyla, ki Kur'an yoluyla sevgili peygamber bize bu şekilde göstermiş oluyor. Hocam şöyle dersek tabir hoş olur mu bilmiyorum. Cenab-ı Hakk'ın bizim için hem dünya hem de ahiret mutluluğu için yazdığı reçete bu kitaptır. Aynen öyle. Tabii öyledir. Yani buna uyduğumuz sürece evet. Sıkıntı olmaz. Ya ama şimdi şöyle bir şey anlatılır. İslam aleminde tefekkür vardır ama felsefe gelişmemiştir. Evet. Felsefe dediğimiz şey, yani felsefe daha çok insanın hayatı ile ilgili bir takım sorular sorarak, işte yaşantısı ile ilgili bir takım fikri gelişmeler ortaya koymasıdır. Felsefe bu. Yani hatta Allah rahmet eylesin, Cemil Meriç, ben onu dinleme fırsatı da buldum. İstanbul'da öğrenciyken onun kubbe altındaki konferanslarına gidiyordum. Çok ilginç bir ifadesi vardı, çok severim onu. Der ki, felsefe bunalımların çocuğudur. Yani felsefe bunalımlardan doğar. İslam aleminde tefekkür vardı, felsefe yoktur. Evet. Felsefe olmamıştır. Çünkü felsefi olarak Müslümanın problemini Kur'an çözmüştür. Ama tefekkür dediğimiz, düşünme, akletme, bunlar İslam aleminde var. Fakat Batı aleminde insanı nasıl yöneteceğiz, insana nasıl bir sistem ortaya koyacağız, insanlar nasıl bir araya gelecek, bunlarla alakalı iki tane dünya savaşı vermişler ve hala da bunalım içerisinde Batı alemi. Tabii İslam aleminde bir inkisar, bir kırılma var. Onun da sebebi zaten bizim Kur'an'dan uzak kalışımız. Kur'an'ı anlama konusunda geri planda oluşumuzdan kaynaklanıyor. Yoksa bizim problemimizi Kur'an çözmüş. Tefekkür ederek Kur'an'la aydınlanan aklımızla, medeniyetimizle biz dünyaya da örnek olmak durumundayız diye düşünüyorum. Evet, kıymetli hocam. Aslında hem bizim problemimizi hem de bundan sonra kıyamete kadar gelecek bütün insanlığın problemlerini çözecek bütün reçeteler Kur'an-ı Kerim'in içerisinde mevcut. Amin. Hocam, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i tarif ederken Allah Resulü'nün bulunduğu döneme de atfen sizi karanlıklardan, zulümlerden aydınlığa çıkaran bir kitaptır diyor. Mine zulümet ile nur. Evet. Kur'an-ı Kerim'in inzal buyurulduğu, Peygamber Efendimiz'e Risaletin de geldiği o günleri düşündüğümüzde aslında insanlığın çok büyük bir bunalımda, gerçekten büyük bir zulümde, büyük bir karanlıkta olduğuna şahit oluyoruz. Hocam, insanlığın bunalımlardan, karanlıklardan, zulümlerden nura, ışığa, aydınlığa tekrar adım atışının o kutlu başlangıcı, ilk vahiyle Kur'an-ı Kerim'i biraz daha açalım, tanıyalım. Yani, nasıl oldu hocam? Evet, yani Kur'an'ın inzali ile ilgili. Malumunuz sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikten önce de ona vahiyi alıştırmak için bir takım farklı yerlerden sedalar, sesler geldiği konusunda İslam tarihinde buna benzer bilgiler var. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğrusu İslam tarihinde aldığımız bilgiye göre vahiy hazır bir haldeydi. Ve özellikle Mekke'de, Batı yani o zamanki Doğu toplumunda diyelim, Arap Yarımadası'nda çok kokuşmuş bir zulüm hüküm sürüyordu efendim. Mesela en basitinde herkesin bildiği bir şey, kız çocuklarının dünyaya gelmesi büyük bir ayıp idi. Hatta şöyle, yani öyle bir sistem kurulmuştu ki o zaman Mekke'de, yani insanlar borçlandırılmış, bunu faiz dediğimiz o belanın, ki bak Kur'an-ı Kerim'de en çok mücadele verilen alışverişle ilgili konuların bir tanesi faiz konusudur. Faiz. Bir diğeri de fuhuş konusudur. Fuhuş. Aslında Arap Yarımadası'nda, yani Mekke döneminde insanlar öyle bir faizle borçlandırılıyordu ki belli kimseler tarafından. Ancak bunlar, çok affedersin, kız çocuklarının böyle fuhuşla iştigal ederek annesine babasına yardımcı olacak şekilde böyle hazırlanıyordu. Yani kız çocuğu doğar doğmaz, eğer böyle borçlu bir aile ise o bir affedersin fuhuş sektörünün bir sermayesi gibiydi. Onun için kız çocuklarını o zaman Araplar hem utancından hem de böyle bir iş olduğu için diri diri toprağa gömüyorlardı. Böyle bir hadise vardı. Yani en basitinde böyle bir şey biz biliyoruz. İnsanlık bu kadar tabiri caizse alçalmıştı. Evet, alçalmıştı. Köle peygamberimiz böyle bir böyle bir dönemde peygamberlik ona vahyolundu. Kadir gecesi malumunuz, Ramazan ayıyla Kur'an'ın zaten beraber oluşu, Ramazan'da Kur'an'ın inmesi. Yani Ramazan'ın esas en büyük özelliği Kur'an ayı olması. Yani Kur'an'ın bu ayı inmesi. Hocam çok özür dilerim. Ramazan'ı 11 ayın sultanı yapan aslında iki tane
özellik var. Birisi oruç, birisi evet. de Kur'an değil Kur'an, mi Kur'an tabii ki. Birisi oruç, birisi Kur'an. Yani aslında oruç da Kur'an'la alakalı evet. olduğu için, Kur'an haber verdiği için oruç tutuyoruz biz Ramazan'da. Ya bütün bu hususiyetin kaynağı Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim bu ayda indiği için. Evet. İşte malumunuz Kadir suresinde Cenab-ı Hak ondan bahsediyor. Kur'an'ın o ayda indiği, Bakara suresinde bahsediyor. Efendim, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman Hira Nur Dağı'na çıkar. Ben giden kardeşlerimiz oraya çıkanlar vardır. Şimdi umre ve hacca gitmiş olan kardeşlerimiz evet. tabii hemen. Ben de bir sefer çıktım ya nasip oldu bir geceliğin sabaha karşı. Efendim biz de çıktık. Oradan tabii şimdi orada maalesef çok hoş olmayan binalar yükseldi. Hira Nur Dağı muhteşem bir böyle kartalbaşı gibi. Siz onu ön taraftan yani Kabe'ye bakan tarafından Kabe'yi görüyorsunuz. Tam öyle tefekkür edilecek. Evet tam mekan. Öyle bir yer. Sevgili Peygamberimiz çıkması çok zor yani böyle çok basit bir yerde değil. Sevgili Peygamberimiz zaman zaman oraya çıkar, o kokuşmuştan çıkar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle tefekküre dalar idi. Tefekkür eder, düşünür. Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetini, birliğini. Ki Peygamberimiz hiçbir zaman şirke sapmamıştır. Yani müşrik toplumun içerisinde doğmuştur ama hiçbir zaman onların bu tür hiçbir etkinliğine Peygamberimiz katılmamıştır. Ve işte bir Ramazan miladi 610 yılında bir Ramazan Kadir Gecesi ki rivayete göre sevgili Peygamberimiz böyle bir tefekkür esnasındayken Cebrail Aleyhisselam'ı asli suretinde gördüğü meleklerin biz nasıl olduğunu bilemiyoruz ama sevgili Peygamberimiz uzun bir hadis-i şerifte onu asli suretinde gördüğünü ve Cebrail Aleyhisselam kendisini tutarak efendim ona oku dediği Peygamberimiz sıkarak hatta buna benzer rivayetler burada var. Burada aslında ilk vahiy ve mucizeyi anlatıyorsunuz evet, ilk vahiy, hocam. İlk vahiy Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben okuma bilmem. Yani neyi okuyacağım anlamında. Peygamberimiz ümmi tabiri vardır Peygamberimizle ilgili. Okur yazar olmalı. Evet, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu. Hatta biz selavat-ı şerife getirirken ona ümmi ifadesini de kullanırız. Bu şu demektir. Ümmi demek aslında okuma yazma bilmeyen falan değil. Ümmi demek herhangi birisinin tedrisatında eğitim almamış demektir. Yani Peygamberimiz bana oku diyorsun ama ben okumayla alakalı ben herhangi bir tedrisatta bulunmadım. Bu anlamda Peygamberimiz karşılık veriyor ve Cebrail Aleyhisselam 3 defa tekrar ediyor bunu ve bundan şunu da anlıyoruz. Yani peygambere peygamberin bildikleri vahyedilmiyor. Peygamberin tecrübe edindikleri, duydukları vahyedilmiyor. Peygambere bambaşka bir şey vahyediliyor. Bambaşka bir şey geliyor. O da Cebrail Aleyhisselam'ın Estağfirullah Alak Suresi'nin ilk ayetleri. İkra bismi rabbikellezi halak halakal insane min alak ikra ve rabbikel ekram ellezî alleme bil kalem diye bildiğimiz bu oku diye başlayan ilk ay Alak Suresi'nin ilk ayetleri sevgili Peygamberimize Cebrail Aleyhisselam tarafından vahyediliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu aynı zamanda hıfzediyor. Tabii hem Peygamberimiz malumunuz Ramazan'da mukabele dediğimiz onu da soracağım hocam. Mukabele dediğimiz bir gelenek de var. Cebrail Aleyhisselam ilk vahiy başladığı miladi 610 yılından 632 yılına kadar yani aşağı yukarı işte sevgili Peygamberimizin 23 yıllık nübüvvet döneminde Cebrail Aleyhisselam her sene Ramazan'da gelir. Peygamberimiz de Peygamberimize vahyolunan ayetleri karşılıklı okurlar. Peygamberimiz onu okur. Cebrail Aleyhisselam vahyettiklerini efendim kontrol ederdi. Ve Peygamberimizin vefat ettiği sene bu iki sefer gerçekleşmiştir. Ve böyle bir bakın yani Kur'an-ı Kerim'de acaba şu ayet şu mudur bu mudur deme gibi acaba şu var mıdır deme gibi böyle bir endişemiz de yok. Çünkü 23 sene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en az Cebrail'le beraber 24 defa Kur'an-ı Kerim'i ezbere ona okumuş. Tek tek, ayetleri. Harf harf, kelime evet, ayet okumuş. Ayet hepsi. Artı hepsini yazdırmış. Kur'an ayetlerini. Hatta sevgili Peygamberimiz bazen endişe duymuş. Kendi sözleriyle Kur'an'ın birbirine karışmasıyla alakalı endişe duymuş. Ve kendisinden Kur'an'ın dışında bir şey yazılmamasını ilk zamanlar sevgili Peygamberimiz emretmiş. Benden Kur'an'dan başka bir şey yazmayın diye. Daha sonra Müslümanlar bu tasnifi güzel yapınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi sözlerinin de hadis-i şeriflerinde yazılmasına izin vermiş. Yani böyle bir kontrol mekanizması var Kur'an'la alakalı. İşte ilk inen ayetler Alak suresinin ilk ayetleri var. Ve sevgili Peygamberimiz malum bu çok önemli, buradaki hadise de önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe validemize Hazreti Hatice validemize pardon geliyor. Evet. Hazreti Hatice validemize geliyor ve diyor ki üzerimi örtün.
Peygamberimiz titriyor, yani korkuyor, endişe duyuyor. Bahsettiğimiz farklı bir toplum var. Evet. Yani hiçbir ölçüsü olmayan bir toplum var. Kabe'nin içerisi 360 tane putla doldurulmuş. Tevhidin semboli Kabe, insan bakın ne hale gelebiliyor. Tevhidin semboli Kabe, İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığını biliyor insanlar. Bakın haccın bazı rükünleri hala geçerli. Müşrikler dönemi tavaf ediliyor Kabe. Bakın şimdi bazı şeyler var. Hocam çok özür dilerim. Buraya da kısa bir açıklama getirebilir misiniz diye ben biraz orada bir parantez açalım. Evet. İnsanlar cahiliye dönemi Araplardan bahsedilince şu toplumda şöyle yanlış bir kanı var. Allah'ı bilmeyen, hak dini hiç duymamış ateistler topluluğu ya da değil. Kafirler topluluğu değil mi tabii hocam? Ki, tabii ki değil. Yani vahyin izleri var. Ama Allah'a şirk koşuyor. Evet. Yani mesela şimdi Kabe'nin içerisine Kabe'nin Allah'ın evi olduğunu biliyor. Allah'tan bakın, haberdar bu topluluğu. Evet, Allah'tan haberdar. Ama diyor ki biz diyor o kadar berbat bir toplumuz ki biz diyor Allah'a diyor direkt diyor bağlanacak, yalvaracak ne yüzümüz var, ne diyor buna gücümüz var. Birer tane diyor bir aracı bulalım. İşte putlar yapıyorlar. Putlar yapıp onlar cansız. Hiçbir şey yok. Onlarla alakalı Cenab-ı Hak'la irtibat kurmaya çalışıyorlar. Ve bunları Kabe'nin içerisine dolduruyorlar. Düşünün. Kabe'nin içi. Evet. Yani kapısının içerisini kastediyorum. Kabe'nin içine dolduruyorlar. Yani toplum bakın nereden nereye kadar gelebiliyor. İşte sevgili Peygamberimiz böyle bir çelişkili toplum içerisinde böyle bir vahiy kendisine geldiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem endişeleniyor. Ve Hazreti Hatice validemize durumu anlatıyor. Hazreti Hatice validemiz bunu işte sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i işte Nevfel, işte dayısının oğlu falan deniliyor. Evet, yani bir yakını. Bir yakın. Ama çok fazla bu işlere bulaşmamış. Hanif diye bildiğimiz birine mensup, bir dine mensup, İbrahim Aleyhisselam'a bozulmamış şekliyle yaşanan bir dine mensup, şirke bulaşmamış bir halde olan birisine götürüyor ve o ona anlatıyor bazı şeyleri. Yani diyor bu sana gelen diyor Hazreti Musa'yı, Hazreti İsa'yı, Hazreti İbrahim'e gelen Cebrail'dir diyor ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah diyor seni peygamber olarak seçti. Anlatıyor yani bu bildiklerini bu efendim peygamberlik müessesesiyle ilgili. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları duyduktan sonra geliyor ama yine endişe içerisinde. Ama çok muhteşem Hazreti Hatice annemizin ona bir nasihatı var. Çok muhteşem bir şey bu. Yani aslında insanoğlu hem en önemli teşviği kendi evinde alır, en önemli darbeyi de kendi evinden alır. Peygamberimizi her ikisi de olmuştur. Birisi en önemli teşvik Hazreti Hatice validemiz işte bu endişeyi duyduğu zaman sevgili Peygamberimize diyor ki ya Muhammed diyor sen hiç mahzun olma. Sen diyor fakir fukaraya gözetirsin, akrabaları gözetirsin. Yetimin elinden tutarsın. Sen iyi bir insansın. Allah seni mahcup etmez diyor. Niye endişeleniyorsun diyor. Arkanda ben varım diyor. Bakın çok önemli bu. Evet. Seninle beraber ben varım diyor. Hiç endişelenme diyor. Allah sana yardım eder diyor. Bakın böyle bir peygamberimize böyle bir teşvik veriyor aile içerisinde. Her aşamada peygamberimizin sonuna kadar hep desteklemiş. Evet. Malı, her şeyiyle yani bütün varlığıyla peygamberimizi desteklemiş. Bakın aileden gelen böyle bir destek de insanı yüceltir. Bazen aileden gelen darbeler de vardır. Peygamberimizin işte amcası Ebu Leheb de peygamberimize en büyük darbe vuranlardan bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim'de adına sure inzal edilmiş. Evet, evet, evet. Yani eli kurusun diye, kendisinin ve hanımının eli kurusun diye. Niye? Çünkü sevgili peygamberimiz belki gelecek yani veya devam edelim isterseniz. Devam vahyin devamıyla ilgili bu. Daha sonra peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kalk efendim yakın akrabalarını uyar. Ya eyyühel müttesil kum fe enzir. Biraz ara geçiyor ilk vahiyden sonra. Ey yatağına bürünen, örtüsüne bürünen kum fe enzir. Kalk ve efendim akrabalarını, yakınlarını Allah'ın emriyle korkut. Yani onlara haber ver. Sevgili Peygamber'in Safa Tepesi'ne topluyor. Evet. Malum yani. Çok ilginç hocam. Çok ilginç orası da. Safa Tepesi'ne topluyor. Yani diyor ki önemli şeyler söyleyeceğim size. Herkes de sevgili Peygamberimizi aslında tanıyorlar. 40 yaşında, olgun. Hiçbir kötülüğe bulaşmamış. Efendim hiçbir çirkinliğe bulaşmamış. Kabe hakemliği yapmış. İçinde toplumu hiçbir gün bile yanıltmamış, evet. Aldatmamış. Evet, aldatmamış. Kabe hakemliği yapmış. Kabe'de olan bir hadiseden dolayı evet. Bir hakemliği var Peygamberimiz. Hacer-i Lesvet'in yerine sana, koyulması evet, konmasıyla ilgili. Alakalı. Efendim, Darun Nedve'de de bulunmuş zaman zaman Darul Erkam'a daha sonra geçiriyor. Orada fikirlerini beyan toplumun etmiş. Toplumun en saygın ismi. En saygın insanı. Peygamberimizin bu tabii toplumda biraz endişe var. Yılgınlık var.
bıtkınlık var değil mi? Yani çok çirkin bir toplum, yani kokuşmuş bir toplum. Sevgili Peygamberimiz önemli şeyler söyleyeceğim Safa Tepesi'ne gelin dediği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine vahiy geldiğini, Allah'ın elçisi olduğunu, efendim şirke, puta bulaşmamamız gerektiğini, buna benzer ataların dinini, yani eğer bu dinse, bu puta tapmak dinse bunun Allah tarafından reddedildiğini falan ifade eden bir takım konuşmalar yapıyor. Hatta evet. Ondan önce şunu söylüyor. Diyor ki Ebu Kubeys Dağı var. Bu dağın arkasında diyor bir ordu hazırlanmış. Sizi yok etmek istiyor şeklinde bir şey söylesem ne dersiniz? Onların cevabı ya Muhammed sen bizi hiç kandırmadın, yalan da söylemedin. Sen ne diyorsan doğrudur diyorlar. Bunun üzerine Peygamberimiz bu emniyeti aldıktan sonra, bu güven aldıktan sonra diyor ki işte ben Allah'ın peygamberiyim. Sizin atalarınızın dini efendim şirk dinidir. Bundan vazgeçmesini falan söylüyor. Bakın burada Kureyş'ten çok fazla bir tepki almıyor aslında. O çağırdığı toplumdan çok fazla bir şey almıyor. Onlar sessiz kalıyorlar ama çok ilginçtir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Leheb kalkıyor. En yakını çünkü. Kalkıyor ve diyor ki bizim için sen diyor bizi diyor bunun için buraya çağırdın. Atalarınızın dinine küfretmek için mi? Ona taan etmek için bizi buraya çağırdın ve diyor ve Kureyş'e diyor dağdan gidin diyor. Bu benim yeğenim diyor. Bu diyor yalan söylüyor diyor ve dinlemeyin. Bakınız en büyük darbeyi de o vuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta hanımı sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim Kabe'ye giderken yollarına efendim diken atıyor Peygamberimizin ayağına batsın diye. Tepe suresinde hanımından da bahsediyor değil mi? Evet. Tebbet yedâ bi leheb ve tebbe mâ agnâ anhu mâlihu ve mâ kesep seyâsen nâren zâte lehebin ve mra'atuhu. Ya orada karısı ve kendisi. Karısı ve kendisinin ateşe yaslanacağından Cenab-ı Hak bahsediyor. Yani bakın burada şunu demek istiyorum. Bu önemli, ailede önemli yani bu. Hem en yakınınızdan aldığınız büyük bir destekle siz coşkulu bir hizmet verirsiniz. Aynı zamanda en yakınınızdan aldığınız bir darbeyle de eliniz kolunuz kırılır. İşte Peygamberimiz en büyük darbeyi vuranların başında da malumunuz az önce bahsettiğimiz gibi Ebu Leheb geliyor. İşte Peygamberimiz böyle bir ortamda vahiy ile muhatap oluyor. Tabii bu arada Arap edebiyatı çok üst düzeyde. Peygamberimizin kendisine gelen bu vahyin efendim bir sihir eseri olduğunu iddia ediyor o zaman. Şiir olduğunu. Efendim şiirden ibaret olduğunu, sihirden ibaret olduğunu, çok ağdalı kelimeler. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Arap edebiyatında olmayan bazı özellikler var. Bazı farklı, mesela hurufu mukatta dediğimiz. Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden evet, birisi. Evet, evet. Hurufu mukatta hiç Arap edebiyatında yok. Elif, la, mim, yasin gibi. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de var. Kur'an-ı Kerim'de müthiş bir eşsiz bir tabiri caizse şiir de değil ama. Şiirimsi bir şey var. Aslında Araplar tam şiir de demiyorlar ona. Bu şiirdir dedikleri zaman da bir problem var. Yani şiirin çok fevkinde bir şey. Evet. Nesir deseniz çok nesire hiç benzemiyor. Çok farklı bir şey. Hatta meşhur madem yeri gelmişken onu da bahsedelim. Kabe'nin duvarlarına her panayırda Arapların en meşhur şiirleri seçiliyor. Muallakat-ı Seba dediğimiz 7 tane efendim böyle askı. Bir sene kalıyor Kabe'nin duvarında o şiirler. Bir sene kalıyor. En meşhur 7 tane şiir. Yani o dönemde hocam çok özür dilerim bölmeyeyim insicamın. O dönemde de Arapların Allah Resulü'nün yaşadığı dönemde kıymetli izleyicilerimizi bilgilendirmek için evet. Kısa bir parantez söylüyorum. O dönemde en meşhur şey söz söyleme sanatı, evet. Hitabet, şiir yazma ve o şiir üzerine bu çok güzel söz söyleme, hitabet üzerine Arapların büyük ustaları var, söz ustaları. Evet. Mesela bunlardan bir tanesi İmrül Kays. Evet. Peygamberimiz de aynı dönemdir, çağdaştır. İmrül Kays'ın şiirleri daha çok Kabe'nin duvarlarını süslerken en büyük şairleri bu. Evet. Kari'a suresi nazil oluyor. El-Kari'atü mel-Kari'a ve mâ edrâke mel-Kari'a yevme yekûnun nâsü kel-ferâşil mefsûs. Burada müthiş bir örgü var. Evet. Bu okununca İmrül Kays'ın şiirlerinin hepsinin tek tek Kabe'nin duvarlarından aşağı indiğini görüyoruz. Hatta İmrül Kays da buna nazire olarak El-Fîli Mel-Fîli diye bir şiir yazıyor ama yani ona bir nazire olsun diye. Fakat hiçbir tanesi Kur'an'ın bu şiirimsi ama şiirin çok üzerinde nesir de olmayan farklı bir özelliği orada Araplar tarafından keşfediliyor. Yani insanüstü bir varlığın
sözünün oluşunu... Evet, yani bu insan sözü etkisi, olmadığının evet. aslında insan sözü olmadığını ki Peygamberimiz de öyle söylüyordu. Bu bana Cenab-ı Hakk'ın bir vahyidir diye. Evet. Olmadığının çok belirgin bir özelliği var. Ama insanlar alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçmedikleri için de sevgili Peygamberimizin Kur'an'la gelen bu efendim Kur'an'ı getirdiği bu ayetlere karşı çıktıklarını biliyoruz. Tabii peygamberler peygamberlerin en büyük özelliği mucizeleridir malumunuz. Yani Peygamberimizin de en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamberimiz kendi hayatındayken, kendi dönemindeyken yine farklı mucizeler var. Orada insanlara göstermek için. Oradaki insanları mümin yapmak için ama Peygamberimizin kıyamete kadar baki olan mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ın icazı, Kur'an'ın mucizevi şekli kıyamete kadar gidecektir. Hatta şöyle bir düşünce adamı, Müslüman bir düşünürün şöyle bir sözü hoşuma gider benim. Diyor ki, Haçlı Seferleri ve dünyada efendim İslam'ın başlangıcından günümüze kadar İslam'a karşı yapılan saldırılar diyor. Hiç ard ardası kesilmiyor. Bunu yapacaklarına eğer Kur'an diyor Allah'ın kelamı olmasa, Kur'an'ın icazı olmasa, Kur'an'a benzer veya güçleri yetiyorsa ondan daha üstün bir şey yazsınlar, bir kitap insanlara sunsunlar diyor. Ne lüzum var dövüşe, kavgaya? Bu savaşlara ne gerek var? Hiç gerek yok. Bunu yapma imkanları var mı? Olmadı asla. Şimdiye kadar. Kıyamete kadar da olmayacak. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak zaten meydan okuyor meydan değil okuyor. Mi? Bir evet. benzerini bir benzerini, bir getirin. Sureden bahsediyor. Bir evet. sureyi getiriniz. Belki İbnül Kays'ın da ona niyetli olarak yani Kariye suresine böyle elfili melfili diye başladığı bir şiir var ama o bile çok böyle sırıtık kaldığı için yani içeriğine giremediği için hiç benzemediği için hiçbir değerde görmemiştir ama kayıtlar olmuştur. Üstelik Kur'an-ı Kerim'in vahyedildiği dönemin en büyük şairi bu. Evet tabii ki. Tabii mucizenin en büyük özelliği Cenab-ı Hak peygamberlere bu özelliği her peygamberin kendi döneminde de mucizeleri vardır. Evet. O dönem geçerlidir. O toplumun öne çıkmış, en öne çıkmış hususiyetleriyle ilgili. Yani evet onunla ilgili ve mesela Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ölüleri dirilttiğini ama böyle hadi bakalım şunu diriltelim şeklinde falan değil. Böyle bir şey olmamıştır. Allah izin verirse Cenab-ı Hak ona vahyediyor. Diyor ki ya İsa veya kapalı gözleri açmasıyla alakalı Cenab-ı Hak vahyediyor. Diyor ki bak şurada senin işte ümmetinden böyle bir şey istiyor ve Allah'ın izniyle ancak peygamberler bunu yapabiliyor. Yani ben bir mucize göstereyim diye böyle bir şey söz konusu değil. Peygamberlik iddiasında bulunan zatın bu iddiasında doğru olduğunu ispatlamak için Allah'ın izniyle ve Allah tarafından peygamberlerin gösterdiği ve hiçbir kulun yapmasına gücü yetmediği olağanüstü hallere biz mucize diyoruz. Değil mi? Yani peygamberlere ait sadece. Sadece peygamberlere evet. ait. Yani ve peygamber de ben mucize gösteriyorum gelin demez. Ya o Allah'ın bir izniyle o zuhur eder ve olur. O toplumun kalbinin daha da mutmain hale gelmesi için o peygamberin peygamberliğinin tasdiki için Cenab-ı Hak tarafından gösterilmiş olan onun desteğiyle gösterdikleri olağanüstü hale. Evet aynen odur. Odur o. Çünkü yani onun dışında şimdi peki mucize yok şimdi ne var? Şimdi efendim keramet dediğimiz yani Evliyaullah'ın Evliyaullah'tan kerametin tezahürü deriz. Yani ortaya evet. çıkması. Evliyaullah, Veliyullah ben bir keramet göstereyim, şöyle bir şey yapayım derse o sahtekardır. Böyle bir şey olmaz. O zaten Evliyaullah da değildir o. Yani, Allah'ın dostu da değildir. Arasında televizyonlarda dinlediklerimiz bu anlatımı sanımlar hiçbirisine uymuyor. Hiçbir tanesinden alakası yok. Çünkü böyle bir şey olmaz. Yani yapmak istemez zaten. Çok özür dilerim hocam. Yani, sizin affınıza sığınarak hem de kıymetli izleyicilerimizden özür dileyerek bu cümleyi kullanıyorum. Şarlatanlıkla evet. yapılan işleri kerametle birbirine karıştırmayalım. Dini iyi öğrenmezseniz, dini iyi bilemezsek biz o zaman şarlatanlık olur. Mesela sevgili peygamberimizi bir arabanın içine bindirip geçmişte bunlar yapıldı. Çok fazla bir kamyonun sırtına bindirilip orada peygamber geldi diye böyle buna inananlar olmuş mudur? Dini bilmezse olur. Çok oldu hocam. Dini bilmezse olur. Onun için bu dinin kaynağını iyi öğrenmek. İnsanlar biraz da işin kolay tarafına kaçıyor. Yani birisi bir şey göstersin, bir el çabukluğu yapsın, ondan sonra efendim oradan geçsin gitsin. Din böyle değil. Herkesin Rabb'ı herkesin kendisine sorulacak.
Herkesin yaptığı amel herkesin kendisiyle alakalı olacak. Dolayısıyla böyle oradan burada medet beklemenin hiçbir anlamı yok. Yani bir de böyle olağanüstü bir şeyler bekleyerek kendimize yol çizmenin bir anlamı yok. Olağanüstü dediğimiz şey zaten Kur'an-ı Kerim elimizin altında. Evet. Bu. Bize rehberlik yapacak olan bu Kur'an-ı Kerim. Onun için sevgili Peygamberimizin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Ve kıyama kadar da bakidir. Az önce verdiğimiz örnekte olduğu gibi. Evet. İnsanlık, sevgili Peygamberimizden sonra da bir sürü yalancı peygamberler çıkmış. Bir sürü efendim bana mahyoluyor diyen insanlar çıkmış. Hiçbir tanesinde kitabı söz konusu değil. Ama Kur'an baki. Kur'an'a savaş açanlar, Müslümanlara savaş açanlar güçleri yetiyorsa, eğer bu Kur'an Allah kelamı değilse, haşa, o zaman bunun bir benzerini veya evet, bir üstününü yapsınlar, problem çözülmüş olur. Hocam bunun bir benzerini yapılması hususunda Cenab-ı Hakk'ın meydan okuyuşunu söylediniz. Evet. Birikin hep beraber güvendikleriniz gelin, bunun bir benzerini yapın diyor. Bir de bu yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar Cenab-ı Hakk'ın uhdesinde ve korumasında olduğuna dair bir taahhüdü var tabii, değil mi hocam? Tabii. Sağ olun. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Evet. Biz zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Onun da muhafızı biziz buyuruyor Cenab-ı Hak. Evet hocam. Şimdi ilginç bir şeyle ben karşılaştım. Ben derken bir arkadaşımız bunu bizimle paylaştı. Diyor ki bir papaz da diyor. Eskiden otobüslerde bu Balat semtinde falan papazlar da olurdu. Onunla karşılaştım. Dedim ki ona diyor sizin kitabınız efendim tahrif olmuş. O da bana diyor bu ayeti okudu. Dedi ki İncil Allah'ın kelamı ise diyor o zaman diyor Allah Kur'an'da böyle buyuruyor. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Biz bunu indirdik, koruyucu biziz. Olur mu diyor biz İncil'i bozamayız diyor. İncil de diyor Kur'an gibi haktır, kitaptır diyor. Sonra bunu bir hocamızla paylaştık. Hocamızın çok güzel bir ifadesi var. Evet onlar o bozuk sandettiklerini Cenab-ı Hak Kur'an'la tekrar ne yaptı? Evet. Düzeltti. Yani Kur'an bütün bozulmuş geçmişte Hazreti Adem'den son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a kadar olan bütün peygamberlerin getirdiklerinin hepsi bunun içerisinde. Bunun içerisinde. Hepsi evet, bunun içerisinde. Bozulmaya yüz tutanların bozulmuş şekilleri efendim sıyrılarak hakikati bunun içerisinde ve bu da hakikaten Allah'ın Kur'an'da belirttiği gibi inna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun indiren de o Kur'an'la kıyamete kadar muhafaza edecek olan da bu. Ama şu demek değildir bu. Yani Kur'an, biz Müslümanız elhamdülillah. Efendim biz dolayısıyla Kur'an bizimle beraber biz de Kur'an'ın yanındayız. Biz Kur'an'a sarılmasak da Kur'an biz, korunuyor. Biz sahip çıkmayalım. Nasıl olsa koruyucusu var. O demek değildir tabii. Biz sahip çıkmasak Cenab-ı Hak bir sahip çıkarını bulur. Ve ona Kur'an'ı mesela şimdi şu anda çok net konuşalım. Yani Kur'an-ı Kerim Arapça. Araplar ne kadar Kur'an'a sahip çıkıyorlar? Var hiç, mı? Hiç hocam hiç. Var mı Kur'an'la bir irtibatları? Kur'an düşmanlarıyla Kur'an'ı yeryüzünden kaldırmayı amaç evet, edinenlerle işbirliği halinde. Müslümanlara savaş açanlara beraber evet, efendim Arapça bilenler, dili Arapça olan toplumların bir kısmı onlarla beraber online oyuncağı haline gelmişler. Demek ki Arapça olmakla, Arapça bilmekle, Arap olmakla Kur'an'a sahip olmak aynı şey Mekke'de, değil. Mekke'de, Medine'de yaşamakla Kur'an'a sahip olmak aynı şey değil. Evet, hiçbir zaman. Mısır'da yani işte veya Suriye'de veya Irak'ta veya ne bileyim Yemen'de yani dilinizde Arapça olması sizin Kur'an'a sahip olduğunuz anlamına falan gelmiyor. Elhamdülillah bizim ecdadımız efendim yüzlerce yıl bu Kur'an'a hizmet etmiş, bayraktarlığını yapmış ama biz Arap değiliz. Ama Kur'an'ın elfazını, Kur'an'ın mesajını anlayarak biz hem ümmete hem de insanlığa yol göstermişiz, örnek olmuşuz. O bizi, Kur'an'la bakın biz yücelmişiz. Bakın burada önemli bir şey daha var. Kur'an bizi yüceltmiş. Hadis-i şerifte de geçiyor ona zaten. Ona hizmetle. Evet, hadis-i şerifte de geçiyor. Cenab-ı Hak bu Kur'an'la nice kavimleri yüceltmiş, sahip çıktıkları için nice kavimleri de alçaltmıştır buyuruyor sevgili Peygamberimiz. İşte Kur'an-ı Kerim'e sahip çıktığımız zaman tarih boyunca sahip çıkanların Allah katında yüceldiklerini, Kur'an'dan uzaklaştıkları zaman da zelil olduklarını görüyoruz. Mesela Endülüs devleti İspanya'da 600-700 yıl sürmüş uzun bir devlet. Kur'an'a sahip oldukları zaman orada müthiş medeniyetler kurmuşlar. Kur'an'dan ayrıldıkları zaman da efendim perişan olmuşlar ve o devlet ortadan kalkmış. Sonra Osmanlı hocam. Evet, sonra ecdadımız bizim Osmanlı. Ecdadımız. Evet. Sahip çıkmış. Efendim yücelmiş, Osmanlı Kur'an'la yücelmiştir. Evet. Medeniyet kurmuşuz. Selimiye neyin eseridir? Efendim Süleymaniye neyin eseridir?
Ve bunca efendim kurulan vakıflar neyin eseridir? Kur'an'a sahip çıkmanın eseridir. Kur'an aydınlatmış Müslümanları ve onların Kur'an'ın aydınlığı çerçevesinde müthiş bir medeniyet kurmuşuz. Şimdi aslında tarihen bu da sabit. Yani realiteye uygun bir şey. Ayaklarımız yere değdiği zaman bunu görebiliyoruz. Yapılması gereken tek şey yine var. Yine aynı şeyleri yapmak. Şimdi aynı günümüze şey, taşımak. Kur'an'ın mesajını günümüze taşımak. Yapılması gerekenleri de biraz sorularımla açmak isterim izniniz olursa. Hocam burada Kur'an-ı Kerim'in indirildiği günkü toplumun halini de hem bir özetlemiş olduğumuz kıymetli izleyicilerimizin dikkatlerine sunmuş olduk. İlk vahyin geliş şeklini, Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşunu, hiçbir harfinin bile değiştirilmeden kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'in yaşayacağını da Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'inde zaten ifade edildiğini de söylemiş olduk. Buradan şimdi hocam bir de ben sizin çok beğendiğim bir sözünüz var. Allah Kur'an-ı Kerim dinine hizmet edenleri diniyle yükseltir, yüceltir sözünüz. Tam da Osmanlı'nın, ecdadımızın aslında özeti ve bugün de milletimiz hamdolsun bunun en büyük dünyadaki aslında tek namzeti. Elhamdülillah. Kıymetli hocam, bütün bunları söyledikten sonra Kur'an'ın ana konusu nedir aslında? Kur'an'ın bütün bunların bir özeti var, bir ana konusu var. Ana konusu nedir? Bunun etrafındaki ilahi mesaj nedir hocam? Evet. Tabi Kur'an-ı Kerim malumunuz oku diye başlıyor değil mi? Evet. Okumak, bilmek. İkra diye başlamış. Bilmekle, okumakla başlıyor Kur'an-ı Kerim. Tabi okuma derken hem Kur'an'ın mesajlarını okuma hem de kainatı yani okuma. Yani kuru kuruya bir okur yazarlıktan bahsetmiyor evet, okuma. Öyle değil. Yani Kur'an-ı Kerim'i okurken tefekkür edip Kur'an-ı Kerim'in bize mesajlarını hayatımızı hakim kılmakla alakalı hususu Kur'an bize esas. Yoksa tabii ki Kur'an-ı Kerim'i okumak sevap. Onunla alakalı hadis-i şerifler var. Onu da soracağım hocam. O muhakkak evet. ama esas Kur'an-ı Kerim sevgili peygamberimize bakınız 23 yılda vahyediliyor. Yani bir anda gelmiyor. Yani peygamberimize Hira Nur Dağı'nda bu şu anda Fatiha'dan başlayıp değil. Evet Fatiha'dan başlayıp Nas suresine kadar olan kısmı bir anda peygamberimize Allah indiremez miydi Hira Nur Dağı'nda? Amenna. Saniyelik iş. Onun her şeye gücü yeter Rabbul Alemin. Ama öyle değil. Bakın Kur'an yaşanmış 23 yıl. Kur'an yaşanmış. Hayata yansımış. Hayata yansıtılmış. Bakın hayata yansıtılmayan Kur'an'ın sadece lafızlarını okumak bize fazla bir şey kazandırmaz. Dolayısıyla Kur'an'ın en büyük hedeflerinden bir tanesi Kur'an meydan okuyor aslında. Hem dünyayla alakalı bize çeki düzen veriyor, bize hayat nizamı sunuyor. Hem de ahiretle ilgili bize ebedi saadeti vaat ediyor Kur'an-ı Kerim. Onun için dünya ve ahiret saadetinin menbaı ve meşrebi şeyidir, menşeidir Kur'an-ı Kerim. Müslüman oradan sarılacak ve Kur'an'la bütünleştirecek. Yani bilgiye çok önem veriyor Kur'an-ı Kerim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de son cümle hel yestevillezine ya'lemun ve vellezine la ya'lemun ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Peki bugün bilen de bilmeyen bir mi? Bir değil. Bugün çok bilen milletler çok öndeler değil mi? Evet. Öyle değil mi yani şu anda? Bakın ilim Allah'ın bir sıfatı. Dünyayı bu çok bilenler ilimde bilimde ileri giden milletler dünyanın bütün kaynaklarını hegemonyalar altında tuttukları için zaten bugün dünyada insanlık açlık kriziyle karşı aynen öyle. Karşıya. Yani bakın bu ilmi biz kaptırmışız. Aslında bu Müslümanların elinde olmalıydı. Evet. Yani Müslümanların gerilemesinden dünyanın neler kaybettiğini daha çok anlamaya çalışıyoruz. İlmi hedef gösteren bizim kitabımız. Evet aslında. Bizim kitabımız. Yani bilene bilmeyen bir olur mu diyor. Oku diye başlıyor. O zaman bakın bu ne demektir aynı zamanda? Ya dünyada bilenlerin önde olduğuna da işarettir aynı zamanda. Evet. Bilen ve bilmeyen bil değil diyor Cenab-ı Hak. Yani bilen daha önde. Ya aslında bilgi bir ışık gibidir. Işık sizin elinizdeyse nereye gideceğinizi görürsünüz. Siz ışığınızla beraber giderseniz. Işık başkasının elindeyse sizi o ışığı İstediği tutan nereye götürürse oraya sizi götürürler. Şu anda maalesef İslam alemindeki bu bilgi kaynakları maalesef biz bundan uzak kaldığımız için. Tam da durumumuz bu hocam. Bundan uzak kaldığımız için bize ne gösterilirse o kadar gidebiliyoruz. Bakın biz biraz bilgiyle ilgili inkişaf ettikçe devletimiz şu anda Allah'a şükür belirli noktalarda iyi noktalara gidiyoruz. Evet, yani biz biraz bilgiye sarıldığımız zaman bakın etraftan bize darbeler gelmeye başlıyor. Yani biz eğer bilgi gücünü kullanırsak dünyada Japonya gibi, Almanya gibi, Batı ülkeleri gibi efendim bu bilgi gücünü biz kullanırsak o zaman
bizi tutan olmayacak. Çünkü biz bu bilgiyi hayra kullanacağız. Biz bu bilgiyi insanlığın faydasına kullanacağız. Dünya... İnsanlık kendi faydasını kullanan bilgiyi efendim yayan insanlara düşman olmaz. Bakın Afrika ile bizim... İnsanlık hocam çoktandır unuttuğu iyiliği, hakkı, hukuku yeniden evet. tanıyınca evet. herhalde bütün dünyadaki bu zulüm düzeni yani, yıkılmış aynen olacak. Aynen öyle. Yani bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyüktür ifadesi. Demek. Ne demektir bu? Yani insanlar aslında ya beş tane devlet kalkıyor size efendim beş tanesinin verdiği bir karar. Bir nizam dayatıyor. Dünyada yüzlerce devlet var. Beş tane devlet diyor ki şöyle olacaksınız, böyle dünya nizam vereceksiniz. Ve verdiklerin kaynak da kendi menfaatleriyle alakalı. Dünyanın menfaatiyle ilgili değil. Bakınız İsrail için yapmadıkları yok. Evet. Hala zulüm kusuyor. Yani her tarafta yaptığı efendim katliamın, zulmün... Mescid-i Aksa hala işgal altında. Evet, yani hiçbir hesabı da kimse sormuyor. Ama hep onların, yani demek ki şu anda bilgiyi kullananlar hem zalim hem de zalimin yanında. O zaman Cenab-ı Hak buyuruyor ki işte siz bilene bilmeyen bir değil... Bir olmadığına göre o zaman bize Cenab-ı Hak Kur'an'ın bize en büyük mesajının bir tanesi insanların bilgili olmaları. Faydalı bilgiyi Cenab-ı Hak sevgili peygamberimiz Allah'tan istiyor. İlmen nafian. Faydalı ilim. Yani insanlara fayda getiren bir ilim. Bakın biz bunu paylaşmışız. Bütün dünyayla biz bu bildiğimiz faydalı şeyleri dünyayla paylaşmışız. Demek ki en önemli tarafı Kur'an'ın bize mesajı efendim ilme önem veriyor. Akla önem veriyor. Efela taakilun, efela tetefekkerun. Düşünmeye, düşünceye önem veriyor. Yani Müslümanın dünle alakalı, geçmişle alakalı olan bitenleri oradan ders alacak. O tecrübeden faydalanacak. Ama bugüne ışık tutacak yeni şeyler Müslümanların söylemesi gerekiyor. Yeni şeyler geliştirmesi gerekiyor. Bir de ihtiyacın bir tanesi de bu. Yani yeni şeylere ihtiyacımız var. Onun için Müslümanlar biraz da bu konuda büyük bir gayret sarf etmeleri gerekiyor. Evet, Kıymet Hocam bir de Kur'an-ı Kerim deyince yeryüzünde hiçbir kitaba nasip olmadığı kadar çok okunan, evet. çok ezberlenen bir kitaptan baskısı, tercümeleri her evet. dile çevrilen evet. dünyada aslında hiçbir kulun yazdığı kitaba, hiçbir faninin evet. meydana getirdiği, ürettiği bir kitaba nasip olmayan özellikleri var. Evet. Bu hususta şimdi, neler söylersiniz hocam? Yani şöyle bir ifade kullanılır, çok da doğrudur. Dünyada en çok okunan kitap Kur'an, dünyada en az anlaşılan kitap da Kur'an. Yine Kur'an. Evet. O zaman okumamız bizim anlaşılması için olmalıdır. Yani sırf okumak için okuma değil, anlaşılması için okuman. Hocam, saygıdeğer evet. hocam, çok özür dilerim. Sözlerinizi lütfen unutmayın ama burada bir kısa bir parantezle, hani ya anlamadığınız için sürekli okuyup duruyorsunuz, bundan da bir şey elde edemezsiniz diyenler var. Evet. Vatandaşlarımızın kafalarında soru işaretleri oluşturanlar var. Vatandaşlarımız da diyor ki ya anlamını anlamasak bile, evet anlamamı, bunun bize neler ifade ettiğini, neler emrettiğini bilmemiz çok önemli ama bunu bilecek imkanımız yoksa bile sadece Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğu için lafzını okumamız bizim için bir ibadet değil tabii midir, ki. Bir sevap Kur'an-ı değil Kerim, midir? Tabii Kur'an-ı Kerim iki şey için okunur. Birisi ibadet için okunur. Biz daha çok bunu yapıyoruz zaten. Evet. En çok yaptığım birisi de anlaşılması için okunması lazım. Biz İki de şey. Anlaşılma işini alimlere bırakıyoruz, bilenlere. Yani vatandaş sadece ibadet kısmı. Tabii ilgili. Yani her ilim erbabının Kur'an'dan anlayabileceği, ona ışık tutacağı özellikler ve güzellikler var. Yani ama tıptan, lafzından içerdiği manayı anlamıyoruz diye okumaktan vazgeçemeyiz. Hayır asla. İnsanlarımıza da okumalarından vazgeçin diyemeyiz değil mi? Hayır öyle bir şey. Zaten o zaten olması gereken şeydir. Evet. Mutlaka okunması gerekiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim okuyan bir insan Allah'la konuşmuş olur. Allah'ın kelamıdır bu. Bizzat Allah'ın kendi kelamıdır. Yani Kur'an okuyan bir insan Allah'ın sözüyle söz söylemiş olur. Evet. Ya bu müthiş bir şeydir bu. Bir de konuyu dağıtmadan Ekrem evet. Hocam yine burada hani çok böyle tartışılan bir şey daha var. Diyor ki bazıları, kimileri bugün mübarek Ramazan-ı Şerif ayındayız. Biz sadece konumuza odaklanarak ben cevaplayalım istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak hatta Yasin suresinde de birçok surede de diriler için hayat kitabıdır. Evet. Onları uyarmak içindir. Doğru yolu göstericidir. Başta ifade ettiniz hocam.
zulümlerden, karanlıklardan evet. aydınlığa çıkaran kitaptır. Ya diyor ki işte Yasin'de bile Allah işte bir ayet-i kerimesinde ve devam eden ayet-i kerimelerinde dirileri uyarmak için bir kitaptır bu diyor. E siz bu kitabı götürüp ölüyü okuyorsunuz diyorlar. Evet. Yani hocam biz Kur'an-ı Kerim'i ölülerimize de rahmet olsun diye okuyamaz mıyız? Okuruz tabii yani. Allah kelamıdır bu. Yani oradan elde edilen sevabın okuma derken şunu kastediyoruz. Oradan Allah'ın kelamını okuduğumuz zaman biz bir ibadet yapıyoruz. Biz sevap kazanıyoruz. Bu sevabı biz diyoruz ki ya Rabbi bunu ben işte babama ithaf ediyorum. Sevabını ona da gönderiyorum. Demek bunda bir sıkıntı yok. Evet. Ama şu doğru değil. Yani sırf ölüler için indirilmiş bir kitap diye. Asla hocam. Yani. Böyle bir davranış, böyle bir şey doğru değil. Çünkü Kur'an hakikaten hayat kitabıdır. Yani bize hayat veren bir kitap. İşte iki tarafını çok iyi organize etmemiz lazım. Dengeli kurmamız lazım. İşte bizim en çok yaptığımız, en çok İslam alanında yapılan şey Kur'an'ın ibadet tarafıyla alakalı bölümünü yapmamız. Ramazan'da her tarafta okunur edilir ama camilerimizde evet okunur edilir. Okunur. Fakat bunun anlamıyla alakalı sıkıntılarımız var. Bunun anlamıyla alakalı, anlaşılmasıyla alakalı, hayata tatbikiyle alakalı problemlerimiz var. Yani faiz ayetini okuyan Müslüman hala faiz alıp veriyorsa, hala faizle iştigal eden bankaların peşinde milyonları varsa, değil mi fuhuş yani? Fuhuş ayetini okuyan Müslüman hala yine fuhuştan geri duruyorsa. Yani duruyorsa, yani vesaire bu biraz işte hayata tatbik edilen kısımlarıyla alakalı problemimiz var. Onun için en çok okunan kitap, en az anlaşılan kitap şeklinde evet. bir yorum var. Onun için yapacağımız bizim en önemli şey, en çok anlaşılmasıyla alakalı da Müslümanlar mutlaka sade tilavete yetinmeyecekler. Onun söylediğine önem verecekler. Ve bize hangi faydaları sağlayacak onunla alakalı Müslüman çalışmalar yapacaklar. Demek ki biz zaten diğerini hiç eksik etmiyoruz. Yani Kur'an'ın lafzıyla alakalı, ibadet kısmıyla alakalı, okunmasıyla alakalı konuları çok fazla eksiğimiz yok ama esas Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasıyla alakalı problemlerimiz var. İnşallah onları da gidermiş oluruz. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasıyla ilgili problemlerimiz var. Bu hususta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da yoğun bir gayreti var. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'in okunduktan sonra anlaşılması, anlaşılanın da hayata tatbiki noktasında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın evet. ve görevlilerimizin yoğun bir gayreti var. Bu hususta hem anlamını hem lafzını öğrenmek isteyen kardeşlerimizi din hizmetleri ve eğitim hizmetleri kısmıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız evet. hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan her türlü şu an hamdolsun devletimizin verdiği imkanlar kullanılarak her evet. türlü imkana ulaşma imkanımız var. Tabii hocam? O da var. Artı mesela Diyanet İşleri Başkanlığımızın Türkiye Diyanet Vakfı'nın Kuramer diye bir efendim bir endüstri bir enstitü aşağı evet. diyebiliriz. Kurdu. Orada Kur'an'la alakalı müthiş bir araştırmaları falan yapılıyor. Onunla ilgili inşallah. Yani biz anlaşılmasıyla alakalı. Aslında şöyle yani hocam hiç mi anlaşılmıyor? Bu Kur'an-ı Kerim birçok ayet ediyor. Şu anlaşılır zaten. Herkesin anlayabileceği yani insanoğlu vahyi anlayacak düzeyde Allah öyle yaratmış. Anlamadığı bir kitabı Allah kullarına vahyeder mi? Hocam, böyle evet. bir şey yok. Hocam biz anlamayız. Ha şöyle yani mealini tabii ki hemen yani bir kelimenin bir hemen karşılığını hemen anlayamayız ama onunla alakalı Kur'an-ı Kerim'in tefsirlerinde bu ayet-i kerime ne ile ilgili inmiş, hangi şartlarda inmiş bunlarla alakalı malumat olduğu zaman problemimiz ortadan kalkıyor. Bir kıymetli izleyicilerimize bir tefsir söyleyelim hocam. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir tefsiri var yani sanıyorum. Yani 5 ciltlik işte evet Kur'an yolu diye bir tefsirimiz var. Kur'an yani yolu meal tefsiri var Diyanet İşleri tabii. Başkanlığımızın. Tabii onu okuyabilirler. Yani sahih ve güvenilir bir kaynak olarak. Anlaşılabilir. Oradan evet. birçok şeyi anlayacaklar zaten. Çok zor değil. Onu okudukları zaman kendi ufukları da gelişir. Yani o nihayet bir ekip tarafından efendim hazırlanmış bir şeydir, bir tercümedir. Evet. Efendim bir tefsirdir, küçük bir tefsirdir. Ama mesela bizim tefsir tarihinde işte dirayet tefsiri diyoruz, rivayet tefsiri diyoruz. Rivayetleri toplayan, mesela Elmalı Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an diye evet. aynı zamanda bir dirayet tefsiridir. Türkçe yazılmış tefsirdir ama müthiş bir tefsirdir o da. Yani oradan da yani hala en önemli tefsirlerden birisi. Bir tanesi 9 ciltlik bir tefsirdir. Ondan mutlaka faydalanabiliriz. Dolayısıyla Kur'an anlaşılan bir kitaptır. Anlaşılmayan bir kitap değildir. Haşa. Cenab-ı Hak anlaşılması için bize göndermiş. Anlaşılmayan bir kitap da değildir. Evet. En doğru yolu, en güzel yolu bize Kur'an-ı Kerim gösterdiğini bize bildiriyor efendim İsra suresinde Cenab-ı Hak. Mesela inne hadel Kur'ane yehdi lilleti hiye akvam. Akvam demek aslında kavi, kuvvetli demek.
Kur'an'ın size getirdiği yer en sağlam yerdir diyor Cenab-ı Hak. Yani Kur'an'ın tabi olduğunuz zaman gideceğiniz yer hem dünya bakımından hem de ahiret bakımından sizin ayağınızı kaydırmayacak bir yerdir diyor Kur'an. En sağlam ve en sert zemin. Yani ismi tafdil anlamında, yani kavi kelimesinin kuvvetli, güçlü, en güçlü olan neyse insanın ayaklarını sabit kılacak diyor ki Cenab-ı Hak, onu diyor Kur'an size oraya götürür. Kur'an böyle bir kitap. Kur'an-ı Kerim kendisini hıfzeden, Kur'an-ı Kerim kendisine amel eden, evet, kendisinin hükümleriyle bir hayat süren insanlara ahirette şefaatçi olur mu hocam? Tabii ki. Onunla ilgili de zaten Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen, hatta Kur'an-ı Kerim'i ezberlediği zaman hadis-i şerife de geçiyor. Ahirette efendim 10 tane yakınlarına da efendim şefaatçi olacağıyla alakalı hadis-i şerifler var. Yani her halükarda, yani sadece ezberleyip işte biz bazen hafızlık merasimlerini de o yavrularımızla konuşuyoruz. Bunu siz ezberlediniz ama bunu ezberlemek, Kur'an-ı Kerim'i hıfzettiniz. Ama önemli olan Kur'an-ı Kerim'in bu hıfzınızın hayatınızda yansıması gerekiyor. Böyle olduğu zaman yani hem Kur'an'ı yaşıyor hem ezberliyor. Mesela ben hayıflanırım Kur'an hafızı olmadığım için. Hafızlık çok hocam, büyük bir nimet. Evet, hemen mesela bir ayet okuyorsunuz, peşinden aklınıza geliyor mealen ama okuyamıyorsunuz hafız olmadığı için. Bir Müslümanın herhalde hocam bu dünyada ulaşabileceği en büyük nimet herhalde budur. Tabii Allah'ın en büyük nimeti ne kadar şükreseler azdır ama yaşayabiliyorlarsa. Yaşamadıkları zaman da Kur'an-ı Kerim'in yaşanmadığı zaman o sizi yücelttiği yerden, çok yüksek bir yerden düşen birisine düşünün siz. Yani siz yükseldiniz. Kur'an sizi yükseltti ama ona ihanet ettiğiniz zaman, bıraktığınız zaman, yüceldiğiniz yerden düştüğünüzde paramparça olmamak da elde değil. Onun için zaman zaman böyle Kur'an çarptı falan denir, değil mi? Öyle konuşulur. Evet, evet. Kur'an çarptı. Yani derler ki zamanında bu hep Kur'an'la hemhal oluyordu. Evet. Öyle bir bıraktı ki bunu, evet, Kur'an çarptı derler. Öyle denir. Aslında Kur'an çarptı derken kendisi Kur'an'ı bıraktığı için çarpmış. Çok yüksek bir yerden kendisini aşağıya atmış ve paramparça olmuştur. Allah muhafaza eylesin. Onun için Kur'an'la hemhaşır olan kardeşlerimiz onu okuduğu müddetçe yüceleceklerdir. Ama ondan onu tanıdığı halde sürece, yüz çevirdiği zaman da alçalmaları efendim mukadderdir. Kur'an-ı Kerim her şeyi açıklayan bir kitap olarak da bize mesela işte hem Şehr-i Ramazan'a lezi unzile fihil Kur'an ve beyyinatin minel huda vel furkan, değil mi? Yani burada her şeyi açıklayan bir kitaptan bahsediyor. Ramazan'da indi diyor Cenab-ı Hak ama bu size her şeyi açıklayan yüce bir kitap olduğundan Kur'an-ı Kerim bize bahsediyor. Efendim tabi Allah tarafından gönderildiğinde asla hiç şüphe yok. Efendim Kelamullah diyor zaten, evet, Müslümanlar. Tabi ilk defa gönderilen bir kitap da değil. Az önce bahsettik. Hazreti Adem, insanoğlu vahye namzet bir varlık. Onu çok güzel bir cümleyle özetlediniz hocam. Evet. Kendisinden önceki bütün kitapları da içerisinde toplayan hak kitaptır. Hak kitaptır ve insanoğlu vahye namzet bir varlıktır ve vahyi anlayacak güçtedir de. Dolayısıyla evet, Kur'an-ı Kerim'i de anlaması mukadderdir, normaldir. Kur'an-ı Kerim'de mesela önceki kitapları da tasdik eder. Hepsini içinde toplamıştır. Mesela hemen istersen okuyalım Yunus Suresi 137. ayet. Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmamıştır. Hep bütün peygamberlere atfedilen bu ifade vardır. Yani daha önce sen bunu uydurdun, duydun vesaire çektin. Tabii ki geçmiş. Cenab-ı Hak asla uydurulmamıştır diyor. Fakat o kendinin öncekileri doğrulayıcı ve kitabı Allah'ın lehf-i mahfuzdaki yazısını açıklayıcı olarak indirilmiştir. Bunda hiç şüphe yoktur. O alemlerin Rabbi tarafındandır diyor sonunda. Yani venifassilül kitab la raybe fih min rabbil alemin şeklinde Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim böyle bir özelliğinden bahsediyor. Efendim Kur'an-ı Kerim anlattığı konular bakımından çok eşsizdir. Eşsiz bir kitaptır. Benzeri de yoktur. Zaten sohbetimizin bir kısmında ondan bahsettiği Kur'an-ı Kerim'in eşsiz olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in meydan okuduğunu bize Kur'an-ı Kerim kendisi zaten bildiriyor. Ve mesela isterseniz hemen Bakara Suresi 23. ayet, bunu da paylaşalım. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi ve du'u şuhadaikum min dunillahi in kuntum sadikin. Mealen Allah
kulumuza Muhammed Aleyhisselam'a indirdiğimiz Kur'an hakkında şüphedeyseniz haydi onun bir benzerini bir sure getirin ve eğer doğru söyleyenden iseniz Allah'tan başkala şahitlerinizi çağırın ve bunu ispat edin. Evet. Eğer yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksanız o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kafirler için hazırlanmıştır. Yani eğer Cenab-ı Hak meydan okuyor. Ya diyor bunu bir benzerine getirin. Bu Allah kelamı değilse. Hem meydan okuyor hem de kimsenin yapamayacağını da peşinden zaten yapamayacaksınız diyor. Yapamayacaksınız. O zaman diyor madem diyor öyleyse diyor Kur'an'dan sırt çevirirseniz yakıtı taşlar ve insanlar olan cehenneme gireceksiniz. Ondan korunuz buyuruyor Cenab-ı Hak. Kıymet Hocam aslında süremizi yavaş yavaş dolduruyoruz. Ben bu arada bir 2-3 dakikalık süreyi de şöyle kullanalım isterim eğer evet. Uygun görürseniz. Şimdi hep Kur'an-ı Kerim'den bahsettik. Bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim'di. Bizim dinimizin en büyük kaynağı. Ama dinimizin tek kaynağı Kur'an-ı Kerim değil. Onun kendisine vahyedilmiş dinimizin rehberi, önderi, peygamberi evet. olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem var. Veda haçında da Allah Resulü diyor ki ben size sadece Kur'an-ı Kerim'i demiyor. Evet. İki emanet bıraktım diyor. Evet. Birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, birisi de benim sünnetim diyor. Evet. Bunların ikisine sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu sapıtmazsınız. Zaman zaman ayrılığa gayrılığa düştüğümüzde de hep hatırladığımız bir ayet var. Evet. Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ وَلَا تَفَرَّبُوا evet. diyor. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve tefrika ayrı düşmeyin diyor. Evet. Hocam bu bağlamda bu hem Allah Resulü'nün örnekliği hem de sünneti bağlamında Kur'an-ı Kerim'le birlikte son mesajınız ne olur kıymetli izleyicilerimize? Evet. Şöyle, yani sevgili Peygamberimizin veda hutbesinde o bahsettiği şey, Peygamberimizin geliş sebebinin Kur'an olduğuna işaret ediyor. Yani birincisi Kur'an. Hatta bir hadis-i şerifte Kur'an'dan özellikle Peygamberimiz vurgu yapıyor Kur'an-ı evet. Kerim'e. İkincisi de Peygamberimizin sünneti. Yani bu şey demektir, yani Kur'an'ın yaşanma şekli. Yani Kur'an'a sahip olacaksınız. Kur'an'ın yaşayış şeklini de benden görerek yapacaksınız. Çünkü Allah beni onun için gönderdi. Bu iki kanatlı kuş gibi. Hem Kur'an'ın lafzına, manasına, anlamına, kutsiyetine, Allah kelamı olduğuna, ibadet olduğuna önem vereceksiniz. Ondan hiç sapmayacaksınız. Ama bunu yaşarken de benim sünnetime uyarak bunu yapacaksınız. Onun ümmete öğretmeni Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz. Yani şu zaman zaman sadece elinde Kur'an-ı Kerim'i dolaşan insanlar aslında var. Aslında onu yani. Demek istiyorum hocam. Evet, Kur'an'daki yani, İslam deyip yani, deyip peygamberimizi yok sayma. Yani aslında ya biraz onlar da yani bazen işte hayır biz öyle demiyoruz diyorlar ama evet. ya sanki böyle hep elinde Kur'an-ı Kerim, hep elinde Kur'an-ı Kerim yani sanki Müslümanların böyle töhmet altında bırakır gibi. Ya peygamber bundan yokmuş başka, gibi davranmak. Ya böyle bir şey, böyle bir imaj, böyle bir resim doğru belki değil. Belki niyetleri bu değil ama. Bilmiyorum. Yani Allah bilir ama bu resim doğru bir resim evet, değil. Hocam. Ya peygamber olmadıktan sonra Kur'an olmaz ki zaten. Peygamberin kendisine tebliğ edilmiş. Ya bu Kur'an-ı Kerim'i tasdif eden Peygamber Aleyhisselam değil mi? Ve bu kardeşlerimiz, ben onlara öyle diyorum. Bu kardeşlerimiz, ya kendileri bir Kur'an ayeti okuyorlar. Peşinden de yüzlerce yorum yapıyorlar. Yüzlerce bir şey söylüyor. Ya sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ayetiyle alakalı söylediklerinde niye hiç kulak... Evet. Kendileri bir ayete bir kitap yazıyor. Bir kitap yazıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o ayetle ilgili söylediklerine, nüzul sebepleriyle alakalı olsun, diğer konularla ilgili olsun, söyledikleriyle alakalı niye böyle davranıyorlar? Bunu evet. ben çözmüş Allah değilim. Hepimize hidayet nasip eylesin. Amin inşallah. Kıymetli hocam son veda mesajımızı evet. da alalım. İnşallah. Şöyle... Yani isterseniz bir hadis-i şerifle lütfen bunları hocam. Tamamlayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kur'an'ı okuyup da ona sahip çıkan kimseye ahirette oku ve cennetin derecelerine yüksel. Dünyada nasıl ağır ağır okuyor idiysen öyle oku. Zira senin makamın okuduğun en son ayetin seviyesindedir denilir. Yani bu şu demektir. Kur'an-ı Kerim'e biz nasıl sarılıyorsak, Kur'an-ı Kerim'le nasıl yüceliyorsak dünyada, bu şekilde Müslüman ahirette de Kur'an'a sarıldığı oranda da Allah katındaki derecesi yüce ve yüksek olacak. Evet.
Hadis-i Şerif bize bunu salık veriyor. Hocam, bir de buradan şunu anlayabilir miyiz diye ben ilminizden istifade ederim. Ema huve şifaun ve rahmetun lil müminine ve la yezidu zalimine illa hasara. Diyor ki müminler için şifadır. Evet. Ama zalimlerin hüsranını, onların zararını, ziyanını artırır. Ben nezzülüm iler Kur'an'ı. Biz Kur'an'dan öyle şeyle indirmişizdir ki diyor Cenab-ı Hak. Ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Müslümanlar için şifa ve rahmettir. Evet. Yani hatta bazen işte şifa için okuyor. Şifa Allah'tandır diyoruz. Rahmet Müslümanın bütün işlerini kolaylaştırır. Şifa, bütün dertlerinin efendim şifası da Kur'an'dadır. Yani aynı zamanda Kur'an-ı Kerim daralan gönüller için, bunalan hastalar için de bir şifadır. Aynı, tabii ki. Manevi bir destektir ona. Yani hakikaten insanlar, insanlar böyle bir derde düştükleri zaman Kur'an ayetlerini okurlar. O Allah'ın kelamıdır. Ondan bir, değil mi? Oradan bir güç alır. Evet. وَلَا يَجِدُ الظَّالِمِنَ اِلَّا خَسَارًا. Zalimlere ise ancak onların hüsranlarını artırır. Evet, bunu da hatırlatalım istedim. Evet, hocam inşallah. Çok teşekkür ederim. Efendim Ramazan günü çok uzun da bir süreç. Hiç ara vermeden devam ediyoruz. Yorduk sizi. Hakkınızı helal edin. Allah sizden razı olsun. Efendim ben şükranlarımı sunuyorum. Ömrünüze sağlık, afiyet ve bereket diliyorum. İnşallah Rabbim müsaade ederse sizi tekrar burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyarız. Teşekkür ediyoruz hocam. İnşallah ben teşekkür ederim. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün bu sohbetimizi de çok güzel ve çok tatlı bir sohbetimizi saygıdeğer İl Müftümüz Sayın Mürsel Öztürk hocamızla tamamladık. Rabbim minarelerimizden ezanı, semalarımızdan ay yıldızı, bayrağımızı, kalbimizden imanı, hayatımızdan Kur'an'ı eksik eylemesin. Ben yarın akşam tekrar Ramazan bereketinde görüşünceye değin. Hem ekip arkadaşlarım hem de saygıdeğer hocamız adına hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız.